Merhabalar sevgili öğrenciler ve değerli arkadaşlar. Problem 5.4'te şekil 5.17'de görülen kirişin kesit diyagramlarını çiziniz diyor. Yani bu kirişimiz basit masnetli bir kiriş olup A ve B'de yani A ve B tepkimeleri ve bizim yaylı yükümüz var. A ile S arasında ve C ile D arasında bir eğilme momentimiz var. Bu kirişimiz basit masnetli bir kiriş olup bir önceki örnekte çözdüğümüz APS programını kullanarak bu basit masnetli bir kirişimizin gerekli olan normal kuvvet, kesme kuvvet ve eğilme momenti diyagramlarını program vasıtasıyla çözerek tek tek inceleyeceğiz. Programdan yeni olarak tıklayacağız. Bizim yeni unit of length yani uzunluğumuzun birimi metredir. Unit of force bizim kuvvetimizin birimi kilonewton'dur ancak örnekte ton'dur. Biz bunu tonu kilonewton'a çevirerek gireceğiz. Bizim basit masnetimizin toplam genişliği 4 metredir. Ve bizim title projemizin veya örneğimizin ismine gireceğiz. Problem 5.4 olarak accept kabul ediyoruz. Bakınız. Kirişimizin toplam uzunluğu 4 metre olarak gözüktü. Mesnetleri tanımlayacağız. Bizimki basit mesnetli bir kiriş olup simple beam'i seçiyoruz. Eğer bizim kirişimiz konsol ise cantilever beam'i seçiyoruz. Bizimki konsol olmadığı için basit mesnetli kirişi seçiyoruz. Bizim A'dan Z'imizin sıfırdır. Ve bizim Z2 mesafemiz B mesnetine olan mesafemizdir. Bu da kirişimizin toplam uzunluğudur. 4 metredir. Kabul ediyoruz. Görmüş olduğumuz gibi A mesnetimiz ve B mesnetimiz şekilde program göstermiş oldu. Yani sıfır kirişlerimizin uç noktasına denk geldi. Şimdi biz burada üçüncü yapacağımız iş nedir? Yükleri tanımlayacağız. Birinci yükümüz yaylı yük olduğundan dolayı yaylı yükümüzün diğeri Z mesafesi. A mesnetinden Z mesafesine kadar nedir? Sıfırdır. Çünkü A mesnetinden başladığından dolayı yaylı yükümüz. Bizim yaylı yükümüzün etki mesafe ne kadardır? 2 metredir. Yani A mesnetinden S noktasına kadar. Şimdi 2 metre girdik. Q1'imiz ve Q2'imizin diğeri aynıdır. Çünkü yaylı yükümüz düzgün olarak etki ediyor. Uç metre uçtum bölü metredir. Biz bunu 30 kilonewton bölü metre giriyoruz. Q2'miz de 30 kilonewton bölü metredir. Accept yani kabul ettiğimiz zaman program yükü alıyor. Bakınız görmüş olduğunuz gibi yaylı yükümüz 30 kilonewton. Ancak örnekte uç ton bölü metredir. Biz bunu çevirerek girdik. Çünkü program ton cinsinden diğer kabul etmediğinden dolayı. Yine bizim İğilme momentimiz var. İğilme momentimiz de hem şekli hem burada M olarak girmiştir. Biz eğilme momentimiz gibi. Peki eğilme momentimiz ne kadar mesafede? Bizim A mesnetinden D'ye kadar olan mesafe 2 artı 1 toplam 3 metredir. Girdik 3 metre. Bizim eğilme momentimizin değeri kilonewton çarpı metre cinsinden olması gerekir. Ancak örnekte
2 ton bölü metredir. O da 20 kilonewton metre yapar. Kabul ettiğimiz zaman bizim eğilme momentimizin bölgesi D nokta, yani A masnetinden D noktaya olan mesafe 3 metre olduğu şekilde gördük. Çözdüğümüz zaman program gerekli olan bütün değerlere vermiş oldu. Bizim kesme kuvvetimiz ve eğilme momentimiz çıkmış oldu. Bizim eğilme momentimiz, maksimum eğilme momentimiz kesmenin sıfır olduğu yerdedir. Ve o da nedir? 41.667 kilonewton metre bizim en fazla momentimizin değer. O da 4.167 ton metre eğilme momentimiz vardır arkadaşlar. Bu arada tek tek çözümler de gösterecektir. Wave Solution dediğimiz zaman program otomatik olarak çözümleri gösteriyor. En son olarak da görmüş olduğunuz 41.67 kilonewton metre en fazla eğilme momentimizin değeridir. Değerli arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki örnekte görüşmek ümidiyle.